Şimdi de nice Karunlar var. Ne oyunlar kurmaya çalıştılar. Kasetler patlattılar. Milleti birbirine düşürmeye çalıştılar. Değil mi? Muhsin abi bundan dolayı şehit ettiler. Bir şey bulamayınca öldürelim dediler bari. Ama İslam'ın yükselişini engelleyebilirler mi? Engelleyemez. Bugün engellese bile, bugün kafasında başörtü olduğu halde İslami kurallara düşman olarak gezenler engellemeye çalışsa bile Allah-u Teala bir facille de dinini kaim etmeye kadirdir. Hep anlatırım, çok hoşuma gider. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif tarafına gidip orada tebliğde bulunup güç kuvvet toplamak isteyince biliyorsunuz malumunuz orada taşlandı. Taşlar attılar. Oradaki arbededen dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayıldı. Bir bahçeye sığındı. Yanında da Hazreti Zeyd var. Dedi ki biz buradan istediğimizi alamadık. Mekke-i Mükerreme'ye geri dönelim. Hazreti Zeyd dedi ki ya Resulallah zaten biz orada duramadığımız için çıktık. Girersek bizi mahvederler. Nasıl yapacağız? O zaman da Mekke-i Mükerreme'nin vizeleri var. Aynı bugün vizeler var ya, konsolosluğa gidiyorsun, vize alıyorsun. Orada da büyük kodaman adamlar sana eman verirse, ben bu kişiye eman verdim derse kimse sana dokunamaz. Mut'im bin Adi yeri gelecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in suratına tükürmek için yol alacak. Öyle bir adam. Hatta Ebu Cehil diyecek ki ne yaptın, tükürdün mü? Yok diyecek, tüküremedim. Bir yaklaştım, Muhammed'in buraların iki yanında aslan vardı diyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Yaklaşamadım diyecek ya. Çünkü Mut'im bin Adi az daha böyle kayıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Meyletti. Ebu Cehil dedi ki yakışıyor mu dedi sana dedi. Sen koca adamsın dedi. Bu Muhammed'in laflarına bakıyorsun. Bırak dedi bunları sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi öyle oluyor yani, adam namaza başlıyor. Senin beynini kim yıkıyor? Ne yapıyor ki bu? Ne yani, uyuşturucu falan mı satıyor? Namaza başladı ne oldu? Eyvah, camiye gidiyor, takke takıyor, sakal bırakmış. Kim senin beynini yıkadı ya? Abartma bu kadar yavrum. Ahirete gidince görecek kim abartıyor, kim deli, kim veli. Ondan sonra Mut'im bin Adi'ye haber geldi. Mut'im dedi ki ben dedi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem eman veriyorum. Gelsin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Mut'im 7 tane askerin de ona verdi. Dedi ki sana kimse karışamaz. Dilediğin gibi Kabe'yi Muazzama'yı tavaf edebilirsin. 7 tane askerin koruması altında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Kabe'yi tavaf etti. Mut'im kendilerinin sistemini bozacak Muhammed Mustafa'ya yardım etti sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah-u Teala ona öyle bir basiret verdi o anda, öyle bir karar verdi. Efendimiz'i korudu. Halbuki düşmanı. Bak sonra tükürecek diyorum size sallallahu aleyhi ve selleme. Ama orada yardım etti. İşte Allah-u Teala böyle.